Bu arada bu süreç içinde de biz iktidardan ve hükümetimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir yapılandırma bekledik, ümit ettik, hala ümit ediyoruz. Çiftçiler üretimden kopmamak için çare arıyor. Bu yapılandırma mücadelesini niye veriyoruz? Türkiye genelindeki çiftçilerimiz gerçekten çok zor durumda, dar boğazda. Belki çoğu kişi bizim bu şekilde olduğumuza inanmıyor ama yani köylerde Çiftçileri gerçek anlamda görürseler, çiftçilerin gerçek bunalımda olduğunu görürler. Heyetler halinde Ankara'ya gelen üreticiler, siyasi partiler ve hükümet temsilcileriyle görüşüyor, sorunlarını anlatıyor. Borcum sermayemi geçmiş. Yarın beni hazzettikleri zaman, bu tarlayı elimden alıp sattıkları zaman, ben nereden ne ekeceğim, üreteceğim tarlam kalmıyor. Benim gibi örneğin çok kişiler var. Çiftçiler daha önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Tarım Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Üreticiler bu kez Meclis Sarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'u ziyaret etti. Bugün acil olarak yapılması gereken bir hacizler derhal durdurulmalıdır. İkinci madde faizler Silinmelidir. Borçlarının hepsi 5 takside bağlanarak çiftçinin ferahlaması sağlanmalıdır. Yapılandırma olmazsa şimdi nasıl üretelim? Mesela benim 20 dönüm tarlam var, başka bir şeyim yok. Benim çocuklarım buradan ekmek yiyor, kendim de buradan ekmek yiyorum. Çiftçi Dayanışma Platformu Sözcüsü Ömer Sarı, AK Partili Kılıç ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlattı. Sarı, kredi borçlarına ödeyebilecekleri makul düzeyde yapılandırma talep ettiklerini söyledi. Tabii ki Yunus Kılıç özveriyle çalıştığını bu iş için inanın dedi. Özveriyle çalışıyorum, sizin yanınızdayım dedi. Şunu da söyledi, bir torba çıkacakmış. Yine o torbada da inşallah umut ediyoruz ki o torbada da bizler olacağız gibime geliyor.